Bir Türk spor medyası klişesi, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun 25. haftası sonrası yeniden hayat buldu ve Trabzonspor'un İttifak Holding Konya Spor'u yenmesiyle birlikte artık Trabzonspor için şampi diyebiliriz. Hem kendi adlarına hem lig tarihi adına daha birçok rekor kıracak gibi gözüken Trabzonspor, ligin bitimine 13 hafta kala 14 maçı kalan İttifak Holding Konya Spor'u yenerek puan farkını 12'ye çıkardı. Ligin şu anki ikincisinin şampiyon olması için kalan fikstürde neredeyse her hafta bir puan fark kapatması gerekiyor ki, matematiksel olarak bu olası gözükse de Bordo Maviller hiç öyle bir tökezlemenin, gevşemenin, rehavetin sinyalini vermiyor. Taktik disipliniyle ön plana çıkan iki takımın böylesi kritik bir karşılaşmasında önlem öncelikli ve risk almayacak oyunlar oynanması ve bunun da maçı sıkıcı bir hale getirmesi maç başlamadan önce beklenebilecek en olası senaryoydu. Ancak ne mutlu bizlere ki böyle bir maç izlemedik. Aksiyon dolu, topun bir o kalede bir bu kalede olduğu türden bir maç olmasa da kimsenin hata korkusuyla bir şey yapmaya cesaret edemediği bir maç da izlemediğimiz aşikar. Bir futbol maçı iki devre ama bazı maçlar daha da iki devre olabiliyor. Bu maçın da iki yarısının sayılarına ayrı ayrı bakınca iki farklı senaryo var gibi ve hatta iş onunla da bitmiyor. İlk yarı top Trabzonspor'da, misafir ekibin 3 şutundan çerçeveyi bulan yok. Ev sahibi rakibinin ceza sahasında topla 10 kez buluşurken Konya temsilcisinde bu sayıda yine sadece 3. Gol beklentisinde de şut sayısı 2 katından biraz fazla olmasına rağmen beklenti 4 katından fazla, faul sayıları da eşit. İkinci yarı ise rüzgar dönüyor. Top daha çok net bir şekilde İttifak Holding Konya Spor'a geçerken bu şut sayılarına ve gol beklentisine aynı oranda yansımıyor. Her iki ceza sahası içinde de aksiyonlar yoğunlaşırken Trabzonspor'un pas isabeti azalıyor, İttifak Holding Konya Spor'unki yükseliyor. Yeşil beyazlılar ortalara da daha çok başvururken Trabzonspor bunda da tercihini azaltmaktan yana kullanıyor. Az önce iki devrede iki farklı senaryo var, hatta iş onunla da bitmiyor demiştik. İşin bitmediği nokta, maçın belki de esas kırılma noktası olan Cornelius'un oyundan çıkışı. Rakip ceza sahasında topla buluşma istatistiğinde ilk yarı, ikinci yarı verilerinin burada da aynı olması, İttifak Holding Konya Spor'un ikinci yarının başında Cornelius oyundan çıkana kadar bunu hiç yapamadığı anlamına geliyor. Sadece isabetsiz tek şutu bu ikinci yarının başındaki yaklaşık 18 dakikalık periyotta çekebilen deplasman ekibi belki üstünlüğü ele aldı denebilecek sayılar yakalayabilmiş olmasa da Cornelius'un çıkışının Trabzonspor'un uzun ve yan top tercihlerini azaltmasıyla birlikte oyuna ortak olabildi. Cornelius'tan bu kadar bahsetmişken Danimarkalı'nın selefi gibi kariyer sezonunu Trabzonspor'da yaşadığını söylemek gerekiyor. Kariyer sezonu henüz 20 yaşındayken daha ikinci sezonunda Kopenhag formasıyla 32 maçta attığı 18 gol olan Cornelius, bundan sonrasında yine Kopenhag formasıyla 2016-17 sezonunda ve Parma formasıyla 2019-20 sezonlarında 12'şer gol attı. Bu sezon daha 24 maçta 11 gole ulaşan pivot golcü, 18 gollü sezonu geçemese bile olasıdır ki en gollü ikinci sezonunu yaşamış olacak. Cornelius'un kale önü performansına gol beklentisi modeli çerçevesinden bakınca 1559 dakikada çektiği 49 şuttan 0,18 gibi çok iyi bir XG ortalaması yakaladığını ve bunun da sonucunda 8,9 XG'den 11 gol bulduğunu görüyoruz. Tipik bir ceza sahası içi golcüsü profili çizen Danimarkalı, gol beklentisini aşma konusunda Charlotte'un performansının da önünde.
Cornelius'un, Charlotte'un şimdilik önüne koyan istatistik, gol beklentisi, gol oranı. Neredeyse XG'si kadar gol bulan Charlotte'a göre daha iyi bir orana sahip Danimarkalı, gole çevirme ve gol atma sıklığında ise selefine oldukça yakın bir performans sergilemiş durumda. Maçla ilgili son olarak da iki takımın maç içindeki XG seyrine bakalım. Maçın devrelerinde ve Cornelius'un oyundan çıktığı 63. dakikadan önce ve sonrasına ayrı ayrı baktığımızda gördüğümüz şeylerin buradaki neredeyse tek yansıması, İttifak Holding Konyaspor'un 75'ten sonraki arka arkaya şutları. Buna rağmen iki net pozisyondan bulunmuş iki yüksek XG'li golüyle Visca takımının grafiğindeki çizgiyi öyle yükseltiyor ki Konyaspor yetişemiyor bile. Süper Lig'de son 3 haftadan önce şampiyonluk ilan eden takım yok. Yakın zamanda 2013-14 sezonunda Fenerbahçe'nin 31. hafta bittiğinde 2. Galatasaray'la 9 puanlık farkı şampiyonluk ilanı anlamına geliyordu. Daha önceki sezonlarda da bundan erkeni yok ancak bölümün başında da belirttiğimiz gibi Trabzonspor'un ciddi bir rehavete kapılması ve önemli bir düşüş yaşamaması halinde bir rekor bizi bekliyor gibi gözüküyor. Bu haftaki maçını kaybeden ve bir maçı eksik İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş'ı ağırladığı maçtan 1 puan çıkartan Adana Demirspor'un 7 puan önünde. Puan tablosunda liderle 2. ve 2. ile 3. arasındaki kopmalar dışında zaten kopma yok. Öyle ki 3. sırada olduğuna belirttiğimiz Adana Demirspor'la düşme hattının en üstündeki takım olan GZT Giresunspor'un arasındaki puan farkı sadece 15, yani 5 maç. Tabii ki bu iki takımın ligin geri kalanında yer değiştireceğini söyleyecek kadar renkli bir paralel evrende yaşamıyoruz. Ancak ligin zirve ikilisinden sonrasında 15 puana 15 takımın sığıyor olmasını da ligin mücadele seviyesi adına görmezden gelemeyiz.